eskiden öyle değilmiş işte. Mesela onları bulmamız lazım falan. Almanya'dan hepinize merhaba. Bir önceki videoda size söz vermiştim, Noel videosunda. Almanya'dan belki devam ederiz bu Noel videosuna demiştim ve buradayız. Bugün ayın kaçı? Bugün 29 Aralık ve bu Noel pazarının son günü. Göttingen şehrindeyiz bu arada. Küçük bir şehir, çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Burası bir öğrenci şehri, üniversiteli, popülasyonu çok yüksek, çok tatlı. Dün akşam vardık, geç bir saatte henüz şehri gezemedik. Bu akşam Noel pazarının son günü olduğu için direkt buraya geldik. Gündüz gezeceğiz, belki yarın, belki yarından sonra, bilmiyorum. Neyse, birlikte göreceğiz. Kuzeydeyiz, Almanya'nın kuzeyindeyiz. Yakındaki büyük şehir Hannover, ondan sonra Hamburg var. Bu arada 2 yıl önce de biz Hamburg'a gelmiştik Aralık ayında. Oradaki Noel marketi hatırlattı bana burası. Çok güzel. Almanya'da bu iş gerçekten Fransa'dakinden daha güzel geliyor bana. Tabii daha Strasbourg, işte Colmar, Alsace, oraları gezmedim. Oralarda Alman kültürü gibi zaten. Neyse, harika görünüyor. Etraf kocaman, ışıl ışıl, güzel kokular geliyor. Birlikte şimdi göreceğiz buralarda ne var ne yok. Paris'ten ne kadar farklı. Başka yani. Fransa'da bu iş bu kadar iyi değil. Then you know it's Christmas, the snow starts to fall. Then you know it's Christmas. All the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph fears his whistle and gathers all his friends. When Santa in his missive wraps the final gift, you know it's time for Christmas reach out. Dönme dolap küçük filan ama tepeye çıkıp sallanınca böyle insanın içi bir tuhaf oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz seviyor musunuz böyle şeyleri. Yükseklikten çok korkmam normalde. Ya hiç korkmam. Öyle büyük binalar, yüksek yerler bilmem ne. Ama böyle açıksa etrafımla böyle sallanan bir şeyin içindeysem çok yüksek olmasını böyle bir bakamayacağım galiba hissi oluyor. Ben materyalini bildiğim için bana galiba kötü bir şey. Then you know it's Christmas, snow starts to fall. And then you know it's Christmas for the children above all. And then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe. I think I have first place, you know?
Günaydın. Almanya'daki ikinci gün. Bu arada buraya neden geldik? Çünkü kardeşim ve onun eşi, onlar burada yaşıyorlar. Aslında onları ziyarete geldik. Hem de böyle bir yeni yılı birlikte geçirelim diye. Paris'te bir tane vlog yapmıştım. Onlar bizi ziyarete geldiğinde belki hatırlarsınız. Canlı caz konseri yapan bir yere gitmiştik. Kanalın etrafında dolaşmıştık vesaire. O vlogu izlemediyseniz buraya koyacağım açıklamalara ve kartlara. Bugünün planı, bugün genelde evdeyiz. Akşama bir dışarı çıkmak istiyoruz. Güzel bir Asya restoranı varmış, ona gideceğiz. Onun dışında yarın yılın son günü, yarın yılbaşı günü yani. Yarın için minik hazırlıklar olacak. Tiramisu yapılacak. Özel bir tiramisu tarifi varmış. Bakalım yarın onu tadacağım. Onun dışında evdeyiz. Şehir merkezini muhtemelen yarın gezmeye gideceğiz. Gezerken size göstereceğim tabii ki. Henüz şehir merkezine inmedik. Bakalım, merakla bekliyoruz. Nasıl bir şehirmiş burası? Restorana gidiyoruz. Asya restoranı. Çok sevdikleri bir Asya restoranı varmış. Bütün gelen misafirlerini, arkadaşlarını herkes götürmüşler. İnsanlar bayılmış. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada tam Noel Marketi'nin dibindeyim. Dün akşam buralar ışıl ışıl cap canlıydı. Şu an çıt çıkmıyor. Hiçbir şey yok. Bütün şeyler, standlar sökülmüş. Son gününde yakaladığımız için mutluyum gerçekten. Bu arada Almanya'ya dair bir şey söyleyeceğim. Burada gerçekten yanınızda nakit para gezdirmeniz gerekiyor. Çünkü kart kabul etmeyen birçok yer var. Daha önceki Almanya seyahatlerimizde de bunu sık sık görüyorduk. Kart kabul edilmez uyarıları bilmem ne. Alman arkadaşlarım sürekli yanında nakit taşıyordu falan. Öyle yani. Bu da size küçük bir uyarı olsun. Uyanır uyanmaz bir sabah yürüyüşüne çıktık arkadaşlar. Göttingen Üniversitesi'nin böyle kocaman bir parkı var. Buradayız ve hatta şu binalardan bir tanesi havuzmuş. Bir tanesi böyle tırmanma yeriymiş ve hatta bu havuza gelebiliriz bir gün. Bilmiyorum, bakalım. Ya da gelmeyiz. Tatil ve sporsuz bir tatil olarak. Neyse, böyle soğuk ama çok ferah bir hava var. Evden çok uzaklaşmadık. Buralarda böyle ufak bir yürüyüş yapıp ondan sonra kahvaltıya eve döneceğiz. Aralık, yılın son günü ve sokaklardayız. Etraf çok sakin ama az önce markete girdik ufak bir şeyler almak için ve market çılgın atıyor. Herkes akşamki alışverişlerini son ana bırakmış.
böyle güzel, çok tatlı bir şehir gerçekten Göttingen. Binalar çok hoş, renkler, ondan sonra stiller, çok tatlı vitrinler var. Böyle biraz yarım gibi falan şehir merkezinde sakin sakin yürüyerek geçireceğiz. Diyorlar ki hiç bu kadar sakin görmedik burayı. Gerçekten çoğu insan herhalde tatil için uzaklaşmış bir yerlere gitmiş. Kalanlar da son alışverişlerini tamamlıyor ya da böyle sokaklarda geziyor. Güzel. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec, I'll smoke this cigarette. Aching body feels better still. What do you do? Up my guitar and too much on your plate. I need to escape. Everything be better when I find yavaştan evin yolunu tuttuk biz de arkadaşlar. Şimdi eve gideceğiz ve yeni yıl yemeğimizi hazırlayacağız ama bir dönercinin önünde durduk. Döner yemek isteyenler var aramızda. Böyle. Ben şimdi yemeyeceğim ama daha sonra tadacağım ve söyleyeceğim size. Bu arada tam bir yılbaşı havası var. Sokaklar inanılmaz sakin. Gün içinde de sakin zaten ama şu an insan sayısı iyice azaldı. Böyle tek tük bisikletliler geçiyor. Sanırım herkes artık evine gidiyor. Akşam havası yavaş yavaş gelmeye başladı. Güzel bir his var. Böyle bir sakinlik, sessizlik, uzaklardan havai fişek sesleri gelmeye başladı. Bu arada belki içinizden bazıları biliyordur ama Almanya'da yılbaşında havai fişek geleneği var arkadaşlar. Bu çok acayip. Herkes havai fişeğini satın alıyor. Az önce dönercinin önündeki bisiklette de gördüm, gösterdim size bir sürü. Herkes kendi penceresinden, balkonundan, evinin önünden havai fişek patlatıyor. Belki gece yarısına doğru dışarı çıkıp bir bakarız ve sizin için çekerim. Bakalım nasıl oluyor diye. Bizim havai fişeğimiz yok. Öyle şeyler yapmıyoruz. Neyse, bu arada benim Almanya'da ikinci kez yeni yıla giriyorum. 2018 yılına girerken Berlin'deydim. Ve o zaman sokaktaydım dışarıda ve o çılgın kalabalığı görmüştüm. Havai fişek çılgınlığını, herkes bir yerlerde, bir köşelerde havai fişek patlatıyordu. Böyle büyük bir cadde dolusu insan falan. Değişik bir ortam. Nereden geliyor bu heves bilmiyorum. Biz eve gidiyoruz şimdi. Yemeğimizi yapacağız. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Dediğim gibi belki gece yarısına doğru dışarıya çıkacağız. Şimdi otobüs bekliyoruz. Trakteyiz. That's it, hug all together. Yeah. Get, 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 get. That's it. Geliyorum. You need to count. It's just a village. Yeah.
Ocak 2024 şehir merkezindeyiz. Harika bir yılbaşı oldu bu arada. Tesadüfen bir parti gördük. Evet, çok yakınmış bir üniversite partisi. Bir bakalım dedik. Önce hiç kimse yoktur. Bütün üniversiteliler şehir dışına çıkmıştır. Derken bir gittik. İnanılmaz dolu. Müzik çok güzel. Birkaç saat takıldık. İşte yaş ortalamasını yükselttik gibi şakalar yaptık kendi kendimize. Bayağı eğlenceliydi. Dün de 1 Ocak bütün günü evde geçirdik. Böyle sakin, dinlenmeli, işte kısırlı, çaylı, böyle güzel bir gün oldu. Şimdi şehir merkezindeyiz. Birkaç dükkan gezeceğiz. Ben buradaki şeylere de bir bakmak istiyorum. İşte Rossmann'a, ondan sonra Douglas'a, böyle DM diye bir market var burada. Almanya'da yaşayan herkes bunu biliyor zaten. Orada böyle kozmetik ürünler, neler var, neler yok. Yani bir şey almak için bir fikir olsun, gezelim bakalım diye böyle merkezi gezmeye devam ediyoruz.